Dünkü bültenimizde gökyüzünün kraliçeleri diye vermiştik kadın pilotları. Bugün aynı uçağın içinden devam ediyoruz. Mikrofonu bu kez hosteslere uzattık. Mesleklerini anlattılar. İşte gökyüzünün gülen yüzleri. Bütün yerleri kontrol etmekten sorumluyuz. Dört yıldır bu işi yapıyorum. 9 senedir bu işi yapıyorum. Çocukluk hayalimdi ve bunu gerçekleştirdim. Uçağa bindiğinizde ilk olarak onları görürsünüz. Onların gülen yüzüyle karşılaşırsınız. Kimlerden mi bahsediyorum? Elbette bildiğiniz ismiyle hostesler, yani kabin memurlarından. Peki kabin memurları bir uçuşa nasıl hazırlanıyor? Neler yapıyor? İşte sizler için soracağım. Tıpkı kaptanlarda olduğu gibi kabin memurları da havaalanına geldikten sonra ilk olarak ekip odasına geliyorlar. Uçuş öncesinde arkadaşlarımızla birlikte burada buluşuyoruz. Uçağa bir saat öncesinden geçiş yapıyoruz. Çünkü gerekli hazırlıkları yapmamız için bize bu zaman tanınıyor. Öncelikle emniyet açısından kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Güvenlik aramamız uçağımızda herhangi bir yabancı bir madde olup olmadığına dair kontrolümüzdür. Bütün elimizin ulaştığı bütün yerleri kontrol etmekten sorumluyuz. Böyle dengede durmak bile zor olurken bununla servis yapmak zor olmuyor mu? Biz buna alışkın olduğumuz için şiddetli bir türbülans olması haricinde problem yaşamıyoruz. Her uçuşta bir zorlukla karşılaşıyoruz ama kabin memur olmak bunu gerektiriyor. Yani her zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Şu anda bizi izleyenler ve ben de kabin memuru olmak istiyorum diyenler için ne demeli, nasıl kabin memuru olunur? Kesinlikle iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekir. En önemlisi bence yükseklik korkusunun olmaması gerekiyor. Güçlü iletişime sahiplerse bu mesleği kesinlikle tercih etmeliler. Gamze Hanım'ın yakasında çok güzel bir şey dikkatimi çekti. İşaret dili konuşuyorum yazıyor. Yolcularımız bizim de işaret dili öğrendiğimizi bildikleri zaman çok hoşlarına gidiyor. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Peki bu mesleğin en güzel yanı ne? En güzel yanı çok hiçbir insana gidemediği farklı ülkelere gidebiliyoruz. Farklı kültürler tanıyoruz. Farklı insanlarla diyalog kuruyoruz. Zor yanı yok mudur? İlla ki var. Şimdi ben evli olduğunuzu görüyorum. Peki kabin memurluğunda evlilikle birlikte zor yürümüyor mu bu mesleği? Benim için zor olmuyor çünkü eşim de bu işi yaptığı için beni çok net anlayabiliyor. Mutlaka her meslek gibi zor yanı var. Söyleyebileceğim tek şey sadece bazen olmak istediğimiz zaman olmak istediğimiz yerde olamıyoruz. Sizler de fark etmişsinizdir eminim. Kabin memuru olmak için boy önemli. Peki nedir? Ne olması gerekir boyun? 1.60 ile 1.80 arası. Peki kilonun bir önemi var mı? Evet, boy ve kilo arasında bir orantının olması gerekiyor. Her zaman bakımlı ve düzenli olmamız gerekiyor. Boy, kilo ve bakımlı olmak, bunlar çok önemli. Peki en önemlisi ne? Günün her saatinde gülen bir yüz. Havadaki kadınlarla çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Tabii selfie çekmeden de bitirmek olmaz.